Eserin adı Korkusuz Kaptanlar. Eserin yazarı Rudyard Kipling. Bir gün Harvey, Manuel'la birlikte sandalla gemiden uzakça bir yere gitmişlerdi. Oranın derinliğini 40 kulaç tahmin etmişlerdi. Fakat demirin ipini sonuna kadar saldıkları halde denizin dibini bulamamışlardı. Bunun üzerine Harvey öldürücü bir korkuya kapılmıştı. Çünkü onun toprakla teması tamamıyla kesilmiş oluyor. Manuel demiri çekerek balina deliği dedi. İşte diskonun bir hatasına yakaladık. Dönelim dedi. Hızlı hızlı kürek çekerek gemiye döndüler. Tom Platt'ı ve öbür tayfaları bulup ilk defa balık bulunmayan bir yere getirdiği için kaptanla alay etmek istediler. Sisler içinde oradan kalkıp başka bir tarafa demirlediler. Bu sefer Manuel'ın sandalıyla çıkan Harvey'in biraz sonra saçları dimdik oldu. Sisler arasında gözlerinin önünde gittikçe büyüyen bir beyazlık belirdi. Sanki mezarın ötesinden gelen bir soluk alış. Arkadan bir homurdanmaya benzeyen bir sesle suları havaya sıçratan bir dalış işittiler. Gördükleri beyaz şey oralara kadar inmiş olan bir buzdağıydı. Homurdanarak suya dalan da bir foktu. Harvey korkudan sandalın dibine büzülmüştü. Manuel ona kıs kıs gülüyordu. Güneşli günler de oluyor. Böyle havalarda oltalar ellerde saatlerce bekliyorlar. Arada bir Harvey suyun yüzüne kadar çıkmış olan iri deniz analarına kürekle vuruyor. Hafif rüzgarlı havalarda Harvey gemiyi bir yerden başka bir demir atma yerine kadar götürüyor. İlk defa geminin dümenin çarkını eline aldığı zaman bütün vücudunun titrediğini hissetti. Gemi onun isteğine uyarak dalgalar arasında kayıyor. Mizana yelkenli mavi gökleri yarıp geçiyor. Doğrusu bu çok enfes bir şey. Harvey, Dana ne kadar ustalıklı bir şekilde gemiyi idare ettiğini göstermekten zevk duyuyordu. Bir gün birden mizana yelkeni rüzgardan yırtılmıştı. Yırtılan yelken sessiz bir şekilde indirildi. Harvey birkaç günlük vaktini Tom Platt'ın yanında yelken iğnesinin ve saraç eldiveninin nasıl kullanıldığını öğrenmekle geçirdi. Dan sevincinden bağırmıştı. Çünkü o da ilk zamanlarda aynı yanlışlığı yaptığını söylüyordu. Harvey de tüm gençler gibi çeşitli işlerde büyüklerin sevdikleri davranışlarını taklit ediyordu. Sisli bir günde öğleden sonra Harvey'i Bucurga'da dayanmış ufku gözetlerken Long Jack onun kendini nasıl ciddi bir şekilde işe verdiği görülmeye değer. Bahse girer ki o kendisini cesur bir kaptan yerine koyma komedisi oynuyor. Bakın şu anda nasıl sırtını kabarttı. Biz hepimiz böyle başladık dedi Tom Platt. Miço'lar daima kendilerini büyüklerin yerine koyarlar ve bir sürü iddialar vardır. Ben de eskiden Ohio Harp gemisinde aynı şeyleri yapardım. İlk nöbetimi yaptığım zaman kendimi amiralden daha üstün zannetmiştim. Dan buna benzer düşünceler içinde yetişmiştir. Disko senin Harvey hakkında verdiğin hükümde aldandığını zannediyorum. O ilk geldiği gün sizin onun için hepimizin yanında aklını kaybetmiş kuzu demiştiniz. Evet öyleydi. Gemiye ilk geldiği gün aklını kaçırmış bir şaşkın gibiydi. Fakat doğrusunu söylemek gerekirse o zamandan beri çok akıllandı. Onu beni yedi. O bize hala masallar anlatıyor. Geçen akşam güya kendi yaşında birinden bahsediyordu. Toledo şehrinde 4 atın çektiği bir yarış arabası kullanıyormuş. Kendine benzeyen bir sürü küçük kıza ziyafet veriyormuş. Daha bir sürü tuhaf yalanlar. Böyle olmakla beraber hoş. Ben anlamadım değil. O arkadaşım diye yine kendinden bahsediyordu. Diye konuştu Tom Platt. Kamerasında gözü seyir defterinde olan Disko, sanırım onları uyduruyor diye bağırdı. Kesin olan şeyler de varsa zaten bunlar onun özel konuları. Fakat o Dan'dan başka kimseyi kandıramıyor. Disko elinde tuttuğu defteri kapadığı zaman şu satırları okunuyordu. Bu deri ciltli eski bir kitaptı. 17 Temmuz. Bugün hava sisli. Az balık yakalandı. Kuzey tarafa demir attık. Bütün gün aynı şekilde geçti. 18 Temmuz. Güneş sisler arasından göründü. Biraz balık tutabildik. 19 Temmuz. Güneş doğarken hafif bir kuzey doğu rüzgarı vardı. Hava açık. Doğuya demirledik. Çok balık yakalandı. 20 Temmuz. Bugün pazar. Güneş doğarken sis ve hafif rüzgar vardı. Bugün bütün gün aynı şekilde devam etti.
Bu hafta içinde yakalanan morinaların toplamı 3478. Pen'in ağzından laf çıkmazdı. Bazen ardı ardına 3 gün hiç konuşmadı olurdu. Tavla oynar, şarkı dinler, anlatılan hikayelere gülerdi. Onu heyecanlandırmak istedikleri zaman ben kötü arkadaş olduğum için değil, fakat söyleyecek sözüm olmadığı için konuşuyordum. Ben kafamın tamamıyla boş olduğunu hissediyorum. Hatta bazen adımı bile unutuyorum diye cevap verdim. Sonra ondan bir yardım beklermiş gibi Şalter amcaya döndüm. Ne var? Bugünlerde sen beni de unutacaksın dedi Şalter. Hayır asla. O Harvey'i hem kaybolmuş bir çocuk hem de biraz aklını kaçırmış olduğu için seviyorum. Ben'in onu sevdiğini görünce Şalter de ona iyi göstermeye başladı. Disko, Harvey'e karşı hiçbir özel muamele yapmazdı. Diğer tayfalara nasıl davranıyorsa ona da öyle davranırdı. Fakat hiçbir zaman sert de davranmazdı. Bir şey yaptıracağı zaman bunu yapmak ister misin? Veya sanırım böyle yaparsan daha iyi olur. Ve buna benzer sözler söylerdi. Onun dudaklarında gençleri severek işe götürecek, onlara gayret verecek bir sır vardı. Disko ana parmağının ucuyla göstererek ve önemli yerlere toplu iğneler saplayarak denizlerin haritasını okumayı öğretmişti. Elinde kurşun kalemi, balık yataklarında demir atımları yerleri birer birer gösteriyor ve oraların isimlerini okuyor. Le Havre, Westend, Banquero, Saint-Pierre, Grid ve Grant gibi. Ona aynı zamanda çeşitli aletlerin nasıl kullanıldığını da öğretiyoruz. Bu gibi işlerde Harvey deni geçmişti. Çünkü o babasından miras olarak kuvvetli bir zeka ile rakamları akılda tutma ve aralarında ilgi kurma kabiliyeti almıştı. Diğer pratik denizcilik becerilerinde ise ondan üstündü. Disko'nun dediğine göre bu gibi işlere 10 yaşındayken başlamak gerekiyor. Dan gözü kapalı olarak oltaları yemleyebiliyor veya herhangi bir ipi karanlıkta bile hemen gösterebiliyor. Fırtınalı havalarda bile biz buradayızı istenilen yere götürebiliyorduk. Fakat kağıt üzerindeki problemler Harvey kadar kavrayamıyordu. Kötü havalarda ambarda veya kamerada sıkışıp kaldıkları zaman vidaların, halkaların, zincirlerin çıkardıkları sesleri dinlerken bir taraftan da çeşitli şeyler anlatılır, genel bilgiler artırılırdı. Disko 1850-1860 yılları arasında yaptığı balina avcılığı seferlerini anlatır. Yavrularının yanında karınları yaralan dişi balinaları. Onların koyu sularda çırpınarak can çekişmelerini ve havaya fışkıran kanlarını, uçar gibi hızlı giden gemileri, balinaları avlamak için atılan mermileri ve daha bunlara benzer şaşılacak şeyleri merakla dinlerler. Longshank daha çok tabiat üstü olmayacak şeyleri anlatmaktan zevk duyar. Anlatma sırası Tom Platt'a gelince eski Ohio harp gemisiyle Hornburnu etrafında yaptığı o bitmez tükenmez hikayelere başlar. Manuel'a gelince Mader adalarında, dere boylarında, ay ışığında ve muz ağaçlarının altında çamaşır yıkayan güzel kızlar veya evliyaların hayatlarına ait hikayeleri anlatır. Şalter ise yalnız tarım işlerine ait şeyler anlatırdı. Yeşil gübrenin özellikle yoncanın faydalarını anlata anlata bitiremezdi. Aşçı bu konuşmalara katılmıyordu. O ancak kesin bir gereklilik olduğu zaman söze karışır. Fakat bazen onun birdenbire konuşma hastalığına tutulduğu da olur. Bu haf diliyle konuşur dururdu. Bundan başka o her yemekten sonra Harvey'e ama yalnız Harvey'e yemeklerin hoşuna gidip gitmediğini soruyordu. Onlar aşçının sözlerine değer verdiklerinden sonuç olarak Harvey'i geminin uğuru sayıyorlar. Harvey yeni bilgileri çok güzel bir şekilde öğrenirken bir taraftan da denizin temiz ve açık havası ona mükemmel bir sağlık kazandırıyor. Biz buradayız gemisi balık yataklarından balık yataklarına dolaşırken ambardaki temizlenmiş ve tuzlanmış morina yığını da gittikçe yükseliyor. Kendi işinde ünlü bir adam olan Disko'nun ne yaptığı öbür gemiciler tarafından durmadan gözetleniyordu. Fakat onlar farkına varmadan bulundukları yerden uzaklaşmak için sisli havalar işe yarıyor. Disko iki sebepten ötürü onların bulunduğu yerde avlanmak istemiyordu. Birincisi bol balık yerlerini o iyi bildiği için hepsi oraya akın yapıyor ve balık tutma oranı azalıyor. İkincisi de çeşitli milletlere ait balıkçı filoları ile bir arada bulunmak istemiyor. Balıkçı gemilerinin çoğu Gloucester limanına bağlıydı.
Fakat içindeki gemicilerin nerelerden toplandıkları belli değil. Tehlike kayıtsızlığı doğurur. Buna para sıkıntısı katılınca böyle nereden geldiği belli olmayan adamları her kötülüğü yapabilirlerdi. Disko bir gün, onları Gerald kardeşler idare ediyor. Doğu balık yataklarında bir süre daha onlarla çalışmak zorundayız. Fakat şansımız yardım ederse burada uzun süre kalmalıyız. Şimdi bulunduğumuz yer asla iyi bir balık yatağı değildir dedi. O sırada uzun süren bir balık temizliği operasyonundan sonra gemiyi yıkamak için denizden su çekmekte olan Harvey. Öyle mi? Öyleyse ben bunlar arasında kalmaktansa en verimsiz toprakları olan bir kıyıya yanaşmayı uygun bulurum dedi. Ben herhangi bir yeri görmek isterim. Fakat Eastern Point'a çıkmak istemem. Buralarda 2 haftadan fazla kalmayı sanırım. O zaman sen istediğin kimselere kavuşacaksın Harvey. Şimdi daha sıkı çalışma zamanı başlıyor. Kimseye durup dinlenmek yok. Karnımız acıktığı zaman elimizde bir yiyecek, ayakta duramayacak hale gelince de yatmak. Seni bir ay daha geç denizden kurtarsaydık bu senin için iyi olmayacaktı. Çünkü o zaman bir yere gelinceye kadar sana işleri iyice öğretmek mümkün olmayacak. Ve sen de deniz havasından gerektiği kadar faydalanıp kuvvetlenemeyecektin. Şansları yolunda giderse gemide kalan son tuzu orada kullanacaklardı. Harvey kaptan kamerasında 4 ayak boyunca siyah bir geminin nasıl olduğunu görmüştü. Fakat onun ne işe yaradığını birkaç gün sonra göz gözü görmeyen bir sisli havada anlamıştı. Onun ayakla işletilen düdüğünden fil bağırmasına benzeyen biçimsiz bir ses çıktığını duymuştu. O zaman gemi demir atmıştı. Onların karşılarında kırmızı yelkenli bir gemiden de sisler arasında bir sandalın ayrıldığını fark etmişlerdi. Biz buradayız. Deniz kurallarına göre 3 defa çanını çalmıştı. Şalter amca dudak bükerek biz bir Fransız gemisi. Sen Malo'dan gelen bir gemi. Tam da tütünüm bitmek üzereydi Disko dedi. Tom Platt yarı İngilizce yarı İspanyolca bir dille onlara bağırdı. Hey gemiciler. Siz Sen Malo'dan mısınız? Öbür gemidekiler gülerek ve yün derelerini sallayarak evet Sen Malo'dan Miquelon adasındanız diye bağırarak cevap verdiler. Sonra hep bir ağızdan bulunduğumuz yeri gösteren levha bulunduğumuz enlem ve boylam levhası diye bağırdılar. Dani onlara levhayı göster. Onların nereden geldikleri bana lazım değil. 46 batı boylamla 49 kuzey enlem üzerinde olduklarını bilmeleri gerekiyor. Dante Beşir'le kalınca olarak bu enlem ve boylamları levha üzerine işaretledi ve onu büyük direğin halatına astı. Öbür gemiden bağırarak teşekkür ettiler. Geçen seferden beri Fransızca'yı öğrendin mi diye Disko Tom Plata sordu. Havun yukarılarında yaptığı gibi Miquelonlu gemicilere de iyi şeyler söylüyorum diye küfredersen başına taş yağmurunun yağmasını görmek istemiyorsun. Onlarla konuşabilmek işimize yarar. Hepimizin de tütünü bitmek üzere. Harvey, sen Fransızca konuşabilir misin? Aa, evet dedi cesaretli Harvey ve bağırarak hey durun bekleyin biz geleceğiz tütün için diye Fransızca olarak söyledi. Ah tütün, tütün diye bağırdılar öbürleri. Ve gülmeye başladılar. Bu oldu, dedi Tom Platt. Hemen bir sandal indirelim. Benim Fransızcadan diplomam yok ama işe yarayacak başka bir dil bilirim. Gel Harvey, bize tercümanlık yap. Kara gemiye çıktıkları zaman laf kalabalığı anlatılmaz bir hal aldı. Harvey bildiği Fransızcanın burada işe yaramadığını gördü. Konuşmaları baş sallamak ve işaretleşmek şekline gitti. Fakat Tom Platt işi kolaylaştırmak için ustaca işaretler yapmaya başladı. Kaptan ona bir kadeh cin ikram etti ve güler yüzlü tayfalar kardeş gibi davrandılar. Tütüne karşılık çikolata ve bisküvi istiyorlardı. Harvey hemen küreklere sarıldı. Yeteri kadar çikolata, kakao ve bisküvi alarak Fransız gemisine döndü. Tom Platt epeyce tütün almıştı. Harvey'in o gemiden son duyduğu, onların hep birden söylediği bir şarkı oldu. Tütün, biz buradayızdakilere dağıtıldıktan sonra Harvey Tom Platt'a benim Fransızcam işe yaramadığı halde senin işaretlerin nasıl iş gördüğü şaştım doğrusu dedi. İşaretle anlaşmak, evet işaretle anlaşmak ama o senin Fransızcadan çok eskidir Harvey. İnsanlar konuşmasını öğrenmeden çok uzun yıllar önce hep işaretle birbirleriyle anlaşmışlar. İşte biz de bunun için anlaşabildik. 5. bölüm.
Harvey, bazı gemilerin sere serpe pek fazla bir hazırlıklar olmadan koca Atlantik'i nasıl geçebildiklerine, daha doğrusu geçmeye cesaret edebildiklerine şaşıyor. Bu tür düşüncelerle meşgul günlerden birinde ilgi çekici bir karşılaşma olmuş. 3 mil kadar arkalarından hantal ve eski bir geminin geldiğini gördüler. Bu geminin hayvan taşıma işlerinde kullanıldığı anlaşılıyordu. Çünkü o kendilerine yaklaştıkça yakınlarında ahırlar varmış gibi pis bir koku yayılmıştı. O, biz buradayız'a o kadar yakın geçiyordu ki sinirlenen gemicilerden biri bir boru ile onlara küfrederek bağırdı. Disko, biz buradayız'ı onların rüzgar altından çıkarmaya çalışırken onların kaptanına kendinizi nerede sanıyorsunuz küme samanları? Koca denizde geçecek yer mi bulamadınız? Önünüzü görmüyor ve başkalarına en ufak bir değer vermiyorsunuz. Gözünüzü açınız diye bağırdı. Onların kaptanı gözlerini Disko'ya dikerek 3 günden beri sizden önümüzü görmüyoruz. Burnunun dibine görmeden bir gemiyi yürütmeyi kolay mı sanıyorsun diye bağırdı. Kolay ya. İskandiliniz ne oldu? Onu yuttunuz mu? Yoksa hayvanların pis kokusundan denizin derinliğini anlayamıyor musunuz? Domuzların kokusu Şalter amca da çiftlik hatıralarını uyandırmıştı. Onları neyle besliyorsunuz? Yolculukta onlar çok kilo kaybedermiş. Bana kalırsa ekmekleri parçalayıp üstüne de biraz tuz. Öbür geminin güvertesinden bakmakta olan biri. Lanet olsun, sen hangi tımarhaneden kaçtın? Pis sakallı diye bağırdı. Delikanlı, daha fazla uzaklaşmadan sana bir şey daha söyleyeyim. Benim diye Şalter söylenirken güvertedeki tayfalardan biri alaylı bir şekilde eğilerek kasketini çıkardı ve affedersiniz ben bulunduğumuz yeri soruyorum. Eğer çenesi tüylü çiftçi susarsa ahmak gözlü kaptanınız belki bizi aydınlatabilir dedi. Gördün mü yaptığını Şalter, bizi alaya aldılar diye Disko öfkeyle söylendi ve onlara kısaca şu anda bulundukları enlem ve boylamı söylemesini istedi. Onların kaptanı boru ile kendi makines dairesine bulundukları yere haber verdikten sonra balıkçı gemisine bir paket gazete fırlattı. Gemi biz buradayız'dan uzaklaşırken Disko, eğer dünyada senden daha sersem biri varsa o da şu geminin kaptanı ile adamlarıdır. Kaybolmuş bir çocuk gibi şuraya buraya serseri bir şekilde gidip gelmenin ne demek olduğunu ben onlara gösterirdim ama sen Tanrı'nın bilgiçliği taslayarak buna engel oldun. Sen hiçbir zaman neyin nerede konuşulacağını öğrenemeyecek misin? Onların birbirlerine söylenmeleri epey sürdü. Longshark uzun zaman onların bu çekişmelerine ses çıkarmadı. Yemekten sonra masanın öbür tarafından Longshark, başkasının söylediği laflar için öfkelenmenin ne faydası var dedi. Disko ona dönerek, onlar yıllar boyu bu hikayeyi yanına bin katarak anlatacaklardır. Tuzlanmış ekmek hikayesini dedi. Şalter ayak direyerek, tuzlanmış tabii dedi ve bir haftalık New York'ta çıkan bir tarım gazetesinden tarımla ilgili bir yazıyı okumaya devam etti. Onun bu hali beni çileden çıkarıyor dedi Disko. Longshark uzlaştırıcı bir sesle. Ben böyle görmüyorum. Beni dinle Disko. Bugün başka bir gemiye rastladığımız zaman onunla karşılıklı genç boğalar yetiştirme konusunda daha akıllıca konuşmaya girseler olmaz mı? Bu az sözle çok şey anlatabilen bir konuşma olsun. Dan ayağı ile masanın altından Harvey'in ayağına vurdu. O da gülmemek için kendini zor tuttu. Şerefinin biraz korunduğunu hisseden Şalter. Canım, ben zaten konuşurken bu işin beni ilgilendirmediğini söylemiştim, dedi. Disipline ve kuralları çok düşkün olan Tom Platt, bana kalırsa o konuşurken sen kötüye gideceğini anlayınca onu uygun bir dille susturabilirdin, Disko, dedi. Kendi şerefine zarar vermeden öbürünün gönlünü uygun bir dille almak isteyen Disko, bunu yapabilir miyim diye kendi kendime sordum, dedi. Burada patron sen olduğuna göre yapabilirdin tabii. O zaman ben de hiçbir şey söylemeden susardım. Fakat inandığım için değil, sırf şu iki haylaz Micho'ya örnek olayım diye. Ben sana söylemedim mi Harvey? Yine hiçbir şey yapmadan kabak bizim başımıza patladı. Hep şu haylaz Micho'lar. Disko, Dan'in sözünü keserek, yeter artık, işi burada bırakalım, dedi. Longshark da kırgınlığı gidermek için, bir şeyi yerinde bırakabilmek önemlidir. Buna dair gerçekten yaşanmış bir hikaye anlatacağım size. La Marilla isimli geminin kaptanı şiddetli bir romatizmaya tutulduğu için bir sefere çıkamıyor. O zaman onun yerine kaptan olarak Cunahan getiriliyor. Nick Cunahan diye söze karıştı Tom Platt. O hiçbir gece bir kova dolusu rom içmedikçe gemiye gitmezmiş.
O önceleri Boston'da denizcilik şirketlerinin yazıhaneleri önünde dolaşır, denizcilik üzerine nutuklar çeker ve kendinin bir romorköre kaptan yapılmasını beklermiş. Sam Cook, Atlantik Caddesi'ndeki yazıhanesinde ona bir iş vermiş. Hey gidi denizci Cunahan, öleli 15 yıl oluyor, değil mi? Sanırım 17 yıl oluyor. O hiçbir sözü yerinde kullanmadı. Bütün diğer balıkçı gemileri, balık yataklarını ava çıkmışlar. Cunahan'a da o sırada bir balıkçı guletinin kaptanlığı veriliyor. O yanına tayfa olarak ne yürüdüğü belirsizlik kimseler toplamış. Kuzeybatı rüzgarıyla büyük balık yatağına gitmek üzere Boston'dan ayrılmış. Hava uygun gitmiş. Onun kaptanı olduğu Marula bir hafta yoluna devam etmiş. Cunahan haritanın yardımı ile güney kum bataklı balık yataklarında ilerlediğini anlamış. Fakat garip değil mi? Hiçbir başka balıkçı gemisine rastlamamış. Yeni bir rom varili açmış, içmesine devam ederek gemiyi dosdoğru ileriye götürmüş. Fakat ne bir yosun, ne bir martı, ne de bir gemi görmemişler. Bir ara yola çıkalı 4 gün olduğunun farkına varmışlar. Balık yataklarına geldiklerini sanarak iskandili denize atmışlar. 60 kulaç derinlikte olduklarını görmüşler. Cunahan, ah ben neyim? Doğruca balık yataklarına gelmişim. Biraz daha gitti mi 30 kulacı bulur. Cesaretle demir atıp yatar, biraz dinleniriz. Ey gidinin denizci Cunahan'ı demiş. Fakat ondan sonraki İskandil'de 90 kulacı bulmuşlar. O zaman Cunahan ya ip uzadı yahut da derine kaçtı demiş. Marilla yoluna devam etmiş. Birden denizde küçük bir kotra görmüşler. Cunahan ona yaklaşar. Bu yakınlarda balıkçı gemileri görmediniz mi diye sormuş. Biraz ötede İrlanda kıyılarında bir sürü var. Haydi cehenneme gidin. Benim İrlanda kıyılarında işim ne? Öyleyse buralarda ne arıyorsun? Şimdi neredeyim? Siz onu söyleyin. Clear burnunun 35 mil güneybatısındasınız. Cunahan bu sözleri işitince 4 ayak boyu yerinden sıçramış ve "Oh, ne iyi. Siz beni ne zannediyorsunuz? Boston fenerinden 14 günde Clear burnuna 35 mil yaklaşmak bu bir rekor. Fırsattan faydalanalım. Benim İrlanda'nın Skibbereen kasabasında bir annem var. Buralara kadar gelmişken onu bir ziyaret edeyim demiş. Şimdi düşününüz. Onun yerinde başka birisi olsaydı ne kadar üzülürdü. Fakat görüyorsunuz. O asla olayları olduğu gibi görmüyor. Eşyayı yerli yerine koyamıyor. Üzülmesi gerektiği yerde seviniyor. Tayfaların da çoğu İrlanda'nın çeşitli yerlerindenmiş. Marilla'yı Skibbereen'a götürmüşler. Bir hafta vur patlasın çal oynasın eğlenmişler. Sonra 32 günde geri dönmüşler. Balık mevsimi geçmiş. Gemide yiyecek suyunu çekmiş olduğundan bomboş Boston'a dönmüşler. Peki onu gönderen ticaret şirketi ona ne demiş diye sordu Harvey. Ne diyebilirlerdi ki? Balık denizde kalmış. Cunahan da karaya çıkmıştı. O övünerek bir yelkenliyle doğuya, İrlanda'ya gidiş rekorunu kırdığını anlatıyormuş. Şirket bir daha tayfa ile Rom'u aynı gemiye koymamaya karar vermiş. Hey gidi denizci Cunahan, ruhun şad olsun. O cesur biri fakat bilgisiz bir kaptan. Bu sefer Manuel tatlı sesiyle anlatmaya başladı. Bir defa Lucy Holmes gemisindeydim. Gloucester'a geldiğimiz zaman balığımızı sattırmadılar. Evet ya, bunun üzerine biz bir denize açıldık. Balıklarımızı Asor adalarında satmak istiyorduk. Rüzgar kuzeyden şiddetle esmeye başladı. Nereye gittiğimizi kimse bilmiyor. Hava biraz ısınınca bir kara gördük. Oraya yanaştık. Bir kayalık içinde 2-3 zenci geldi. Evet ya, nerede olduğumuzu sorduk. Bilin bakalım ne cevap verdiler. Kanarya adalarında dedi. Disko. Manuel gülümseyerek başını salladı. Tom Platt. Blanco'da dedi. Hayır, ondan beter. Biz Bisagos'un alt tarafına kadar inmişiz. Bereket ki balığımızı sattık. Hani oldukça karlı da çıktık. Evet ya. Böyle bir gulet Afrika'ya kadar gidebilir mi? Diye Harvey sordu. Eğer zahmete katlanır ve yiyecek de yeterse. Horn burnunu bile dolaşabilir dedi Disko. Babam 50 tonluk bir kayıkla Grönland adasına kadar gitmiş. Annemi de beraber götürmüş. Ekmek parasının nasıl kazanıldığını ona göstermek istemiş. Kış bastırmış, buzlar arasında sıçrayıp kalmışlar. Annem beni orada, Disko denilen bir yerde doğurmuş. Bana oranın adını vermişler. Bu bebeğe oynanan kötü bir oyun olmuş. Fakat hepimiz hayatta çeşitli yanlış işler yapabilir, hatalar yapabiliriz. Şalter başını sallayarak elbette herkes hata yapabilir. Burada hazır bulunan iki miço size söylüyorum. Bir hata yaptıktan sonra ki siz günde 100 tanesini yapıyorsunuz. Arkadan hatanızı kabul etmelisiniz dediği bir mesele böylece kapandı. Ondan sonraki günler
Demir atarak tam kuzeye doğru gidildi. Sandallar hemen hemen her gün dışarıdaydılar. 30 kulaçla 40 kulaç arasında aralıksız balık avlanıyordu. Harvey ilk defa büyük boy mürekkep balığına rastladı. Marinalar için bu en iyi bir yem oluyordu. Yataklarında yatarlarken bir gece Shelter, "Hey, kocaman bir mürekkep balığı!" diye bağırdı. Tam 1,5 saat herkes oltalarının başında güverteden aşağı eğilmiş olarak kaldılar. Mürekkep balıkları bilinmeyen bir sebeple kırmızıya boyanmış oltaya daha çok geliyorlar. Fakat onlar dışarıya çıkarılır çıkarılmaz koyu siyah bir mürekkep püskürtüyorlardı. Gemiciler bu mürekkepten sakınmak için hızla yüzlerini çeviriyorlardı. Bu iş sona erdiği zaman hemen hemen hepsinin yüzü baca temizleyicilerinin suratlarına dönmüştü. Fakat güverte bir sürü mürekkep balığıyla dolmuştu. Onlardan bir parçası oltaya takılınca. Koca morinalar hemen saldırıyorlar ve yakalanıyorlar. Ertesi gün büyük bir yığın morina güverteyi doldurmuştu. O gün Carrie Pittman'a rastladılar. O iri boy bir mürekkep balığına karşılık 7 tane morina vermeyi teklif etti. Diş kokunu kabul etmediğinden Carrie homurdanarak uzaklaştı. Akşam yemeğine kadar Disko hiç konuşmadı. O zaman Dan'le Manuel'ı biz buradayızın demir zincirini Şamandıra'ya almaları için gönderdi. Kendisi baltayı yanına alarak yatmaya gitti. Dan Carrie'nin bir sandalı ile karşılaştı. Sandaldaki gemici demirin için Şamandıra'ya aldıklarını sordu. Dan da babasının söylediklerini ona anlattı ve ona "Babam 5 milyar çapındaki bir daire içinde sizin kayığınızla bir arada bulunmak istemiyor," dedi. "Öyleyse neden buradan uzaklaşmıyor? Kim onun gitmesine mani oluyor?" "Sizin rüzgar durumunuz daha elverişli. Sonra siz demir kaybetmekle ün salmışsınız." "Bu mevsimde bir kerecik olsun demir kaybetmedik," diye öfkeli bir şekilde konuştu öbür sandaldaki adam. "Öyleyse burada niçin demirlediniz? Bu hava sizin avlanmak için daha iyi bir yer bulmanıza elverişlidir. Eğer artık demir kaybetmiyorsanız, Floka'nın yanındaki kontrabastonunu ne diye koydunuz ki?" "Eh, yeter artık. Haydi defol. Laf ebesi. Sen Gloucester'a okuluna dön." Dan Carey'nin tayfalarından birinin geçen kış Waterprop fabrikalarında işçi olarak çalıştığını biliyordu. Bunun için o da "Siz de Waterproof'a dönün. Denizcilik sizden çok uzak," diye bağırdı. "Karides tohumu, bir an önce buradan uzaklaşır mısın? Yeni İskoçya oğlanı." Gloucester'da oturanlar kendilerine yeni İskoçyalı denilmesine çok kızardı. Ben bu yüzden ona "Yeni İskoçyalı sensin, uyuz burjuva, deniz korsanı. Sen külüstür kayığınla bir an önce buradan uzaklaşsana," dedi ve sandallar birbirinden uzaklaştılar. Den babasına bağırarak, "Baba, o gemisini götürüyor. Hem o uyur gezerler gibi rastgele geliyor," dedi. Gerçekten koca Atlantik'te yer kalmamış gibi onun gemisi kendi üzerlerine doğru geliyor. Fakat Carrie Pittman'ın gemisinin kendi gemilerine bindirmesine vakit bırakmadan Disko halatı gezdi. Gemi kendilerine o kadar yakın geçmişti ki Disko başlığını çıkararak alaylı bir şekilde, "İyi akşamlar, bahçemizde iyi hıyarlar var mı?" dedi. "Ohio'ya katır kiralamaya gidin," diye bağırdı Shelter amca. "Buraya çiftçiye gerek yok. Sandalımın demirini vereyim mi? Belki lazım olur," diye Longjack bağırdı. "Dümenini çıkar ve onu bir saksıya dik," diye de Tom Platt bağırdı. Eserin adı Korkusuz Kaptanlar. Eserin yazarı Rudyard Kipling.